Yaşamımız boyunca önünden geçip gittiğimiz binlerce binayı düşünün. Onlardan bir tanesi var ki eğer yolunuz İstiklal Caddesi'nden bir kez olsun geçtiyse onun da önünden mutlaka geçtiniz. Belki siz hiç nedenini fark etmeden İtalyanca bir şarkı geldi aklınıza o sırada. Ya da sadece bir an gülümsediniz. O zaman gelin hem görkemli mimarisi hem de bir asrı aşkın hikayesiyle büyüleyici bir yapı olan Casa Garibaldi'ye doğru bir yolculuğa çıkalım. Görkemli yapı, adını İtalya'nın birleşmesindeki en önemli isim olarak anılan Giuseppe Garibaldi'den alıyor. Bir dönem İstanbul'da yaşamış olan Garibaldi, bu süre içinde İtalyan İşçi Yardımlaşma Derneği'ni kurar. Derneğin kuruluş amacı, İstanbul'daki İtalyan işçilere ve göçmenlere yardım etmektir. Sınıf ayrımı olmaksızın herkesi kucaklayan derneğin üyeleri arasında İstanbul'daki İtalyan mimarlar da vardır, işçiler de. Beyoğlu'nda yer alan Garibaldi binası İşçi Derneği'ne verilmek üzere 1885 yılında 3 eski ahşap evin satın alınıp yıkılması ve arsalarının birleştirilmesinin ardından inşa edilir. Peki bu eski evlerin sahipleri kimdir? Biri adı İstanbul'da hala yaşamakta olan pastacı Lebona ailesi. Diğeri ise Avrupa'nın en büyük ahşap binası olarak bilinen Büyükada'daki Rum Yetimhanesi'nde ve Arkeoloji Müzesi de dahil İstanbul'daki pek çok yapıda imzası olan mimar Alexander Valori. Tabii Valori bu binanın inşasında da yer alır. Yapım sürecinde rol alan önemli isimlerden biri de Taksim Cumhuriyet Anıtı'yla Ankara'daki ziraat ve iş bankalarının da mimarı olan Giulio Mongeri'dir. Uzun yıllar boyunca bu binada balolar, toplantılar, düğünler, konserler, sergiler yapılmış ve yapı hem İstanbul'un İtalyanları hem de salonları kiralayarak kullanan diğer topluluklar için bir buluşma noktası olmuştur. Kapsamlı bir restorasyonla bugünkü haline getirilen Casa Garibaldi, bir asra aşkın süredir el değmeksizin varlığını korumaktadır. Binada yapılan tüm toplantıların ve konuşulan konuların kaydedildiği defterler, bugün yakın tarihin önemli tanıkları olarak binada yer alan kütüphanede saklanmaktadır. Günümüzde yapı kuruluş amacına uygun şekilde her türlü toplantı ve kültürel etkinlik için kullanılmakta, haftanın 3 akşamı devlet tiyatroları yönetiminde Garibaldi sahnesi adıyla hizmet vermektedir. Hem asırlardır kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan hem de tarihe tanıklık etmenin tatlı sevincini yaşatan ruhu olan bir yapı. Casa Garibaldi'yi ziyaret etmek için öncelikle Taksim Meydanı'na gelmelisiniz. Ardından İstiklal Caddesi'nde kısa bir yürüyüş yaparak bu kıymetli yapıya ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.